Ortaya çıkan son duruma göre Sırrı Bey de artık şirketin yönetim kurulunda yer alacak ve hissesi oranında şirkete söz sahibi olacaktır. Şimdi yönetim kurulumuzun acil olarak toplanmasının sebebi olan Karataş Köyü üzerine yapılacak olan fabrikayla ilgili konuşmaya geçelim diyorum. Yaklaşık bir yıllık bir imar planı sonunda geç kalmadım değil mi? Şerife, senin ne işin var burada? Unuttun galiba. Oğlum Necip %10'luk bir paya sahip. E madem ben de annesi olarak lehtarım, bu yönetim kurulu toplantısına benim de katılmam icap eder diye düşündüm. Değil mi? Bunun burada ne işi var? Ay, aşk olsun Kamurancığım. Ya ben senin çocuğunun annesi değil miyim? İnsanların içinde bana böyle davranman hiç hoş değil. Aa, Sırrı. Ne haber şekerim? Ne kadar yakışıklı olmuşsun sen. Ay, vallahi seni burada görünce bizim mutfaktaki sabah kahvaltılarımız geldi aklıma kız. Şerife, sen bu %10'luk hissenle mi bu toplantıya gittin? Ne oldu? Az mı? Ha tabii, sen kendi çocuğunu bile kabul etmediğine göre bayağı azımsanmayacak bir %10 olmalı. Ha, bu arada Necip Bey'in %10'unun yanında senin babalık hakların da olumlu olacak. Ya avukat, şu salağa durumu sen mi izah edersin, ben mi diyeyim? Şerife Hanım, sizin hisseler şirket içerisindeki haklar için değildi. Şirket dışındaki için geçerliydi. Tamam. E ben biliyorum zaten. Ya biliyorsun da niye buradasın o zaman? Çık git hadi. Ben geldim. Çünkü... Çünkü ben öyle istiyorum. Şerife'yi ben çağırdım. Evet. Beni Elif Hanım çağırdı. Ne de olsa... Çocuğunun annesi, değil mi? Bir tanecik amcacığım. Şirkette işler nasıl yürüyor, neler oluyor onu da bilmesi lazım. Devam edebiliriz avukat bey. Şerife Hanım bizden biridir. Karataş köyündeki araziye fabrika yapımı için oylamaya geçelim. Evet. Hayır. Evet. Ama Elif Hanım, köye bu fabrika yapılırsa bütün köylüler evsiz kalır. Sen ne diyorsun? Amcam fabrikanın yapılmasını istiyor Şerife. Yani doğru olanı. Yani Kamuran ne istiyorsa bence onun tam tersini isteyin siz Elif Hanım. Sırrı Bey siz? Benim oyum... Evet. Sen ne dediğinin farkında mısın Sırrı? Senin yüzünden bir sürü köylü evsiz kalacak. Vallahi bence Sırrı ne yaptığının gayet farkında. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sırrı ileride çok büyük bir iş adamı olacak. Çünkü o senin gibi işine duygularını karıştırmıyor Elifciğim. Ayrıca biz insanlara vereceğiz paralarını. Gidip nerede bir hayat kurmak istiyorlarsa orada kuracaklar. Ya doğru ya. Değerinin çok altında kapatıp... İki kuruş vererek ne hayatlar kurulur, ne hayatlar. Elifciğim, bence daha fazla uzatmaya gerek yok. Oylama yapıldı. Ve gördüğümüz kadarıyla benim oyumla birlikte evet oyları çoğunlukta. Hı? Avukat, köylülerden satın almalar için işlemler bir an önce başlasın. Bu iş daha bitmedi amca. Bu işin peşini bırakmayacağım. Elif Hanım, daha konuşacak konular vardı. Tamam avukat, tamam bırak.
Daha fazla üzerine gitmeyelim, bugünlük bu kadar yeter. Evet, dağılabilirsiniz. Sen ne yaptın, zannediyorsun? Çoktan yapmış olmam gerekeni. Bak Şerife. Sen bana bak ya. Senin karşında öyle hor gördüğün, itip kalktığın Şerife yok artık. Ayağını denk alacaksın bundan sonra. Kalıp seninle sohbet etmek isterdim ama maalesef işlerim var. Hadi sana kolay gelsin. Kamuran'la birlik mi oldun sen? Ha? Bana söylediğin onca laftan sonra. O adama güvenme Şerife diyordun. Ondan sana hayır gelmez diyordun. Ne oldu? Ne oldu da bir anda görünür oldun? Mirasa kondun tabii. İşin içine para girince Kamuran bir anda dünyanın en düzgün insanı oldu ha? En azından ben para için kendimi sunmadım Şerife. Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Ben sevmiştim lan.